Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Cypher için bu biliyorsunuz ki yeni bir patch gelecek. Cypher için değil, yani genel olarak büyük bir patch gelecek, güncelleme. Yeni map falan gelecek. Ben de bu map gelmeden önce bütün maplerde Cypher setuplarını göstereyim dedim. Ki yeni map'e alışmadan bütün mapleri üstünden geçelim. Şimdiden iyi eğlenceler. Aşağıya her bir map'in zamanını koyacağım. İstediğiniz map'e bakabilirsiniz. Daha çok özet namında bir video olacak. Eğlenceler tekrar. Evet, Ascent Outside'dan başlıyorum. Ascent Outside için birincisi bu kapıya attığımız herkesin bildiği tuzak var. Bunu atıyoruz. Bunu mümkünce şu duvara yakın kurun ki buradan kırması zor olsun. İkincisi buraya bir tane daha koyabiliyorsunuz. Bunu koymamızın amacı da çok kişi bunu biliyor. Fakat burada trap olmadığı zaman daha hızlı hareket ediyorlar. Ve burada yakalandığı zaman şortla falan vurmanız daha kolay olur. Eğer şortla atmanız varsa. Diğeri bu. Atabileceğiniz ikincisi. Yani bununla şu ikisinden birini kombinleyip oynayabilirsiniz. Bunun şeyde şorta geçişi kısıtlamış oluyorsunuz. Ve bu kesinlikle kapıya biri kapatmaya gelecek. Oraya yakalanma ihtimali yüksek. Eğer ki buraya atmak istemiyorsanız bir tane buraya, bir tane de site'e atıp site'da daha safe bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunu koymanız sizin üstünüze puşlamalarını daha zor hale getiriyor. Evet, kameraya gelince de kameralardan birincisini ya buraya atıyorum. Buraya attığınız zaman arka tarafı görebiliyorsunuz. Ya bu tarafta yükseğe atıyorum. Bunu da kırılması zor çünkü yüksek ne kadar yüksekte olursa o kadar diğer insanların da yani saldıranların kafayı çevirip kırması o kadar zor oluyor. Üçüncüsü de şuraya koyduğunuz. Bu da direkt girenlerin hem short'tan info almış oluyorsunuz şuraya geçen varsa hem de bu alttan geldikleri zaman şöyle düşünün. Şuradan rushlıyorsunuz siz. Yani şöyle yapmanız lazım bunu kırmak için. Bu da o yüzden zor oluyor. Yani genel setup. Bunu buraya atamayacağım değil mi şimdi? Bunu buraya atmışım gibi düşün. Ha, şöyle yaparım yer. Tamam. Genel setup'ım. Burada iki tane trap. Burada veya burada. Bir tane kameram burada oluyor. Niye çıkamadım ya? Bir kafesim buraya. Bir kafesim de burada girişe atıyorum ki buraya pushlarken birini burada açayım. Birini de arka side'da oynarken buradakini açayım. Yani genel setup'ım böyle oluyor. Ve eğer A site'da eğer solo kaldıysam daha yalnız oynamaya çalışıyorsam da bir trap'imi ya buraya atıyorum ya da buraya atıyorum ki short'tan giren birinin infosunu ya garden'a ve bahçe kısmına geçerken ya da short'tan girerken infosunu alayım. Diyelim ki mid'de oynuyorsunuz. Çok yaşanacak bir şey değil ama zorunda kaldınız diyelim. Atmayı sevdiğim en sevdiğim kameranın birincisi bu. Bu şeyin arkasında kalıyor ve açtığınız zaman upper mid'i ve bütün mid'i görebiliyorsunuz. Trap'te çok bir şey yok yani şuraya bir tane trap atın sadece girdikleri zaman infonuz olsa yeterli. Evet, eğer B'de oynuyorsam da attığım traplerden biri %80 şu oluyor. Kesinlikle buradan girişi görmek için. Diğeri de bu oluyor. Hem bu kayaya geçeceğim buraya geçişi kapatmış oluyorum. Eğer daha da safe oynayacaksam bunu değil de birincisini bir tanesini buraya atarım. Traplerden birini buraya atıyorum. Aşağıda kalıyor. Diğerini de şuradaki tam kapının ortasındaki çizgiye bakıyorsunuz. Şuradaki panonun da sağ altına bakıyorsunuz. Buraya düşüyor. Bunu açtığınız zaman da adamların ayaklarını görüyorsunuz. Şurada oynayın bunu açtığınız zaman. Çok basit şekilde killer alabilirsiniz. Kameraya geldiğiniz zaman da en önemli kameralardan biri şu. Şuraya gelip zıplayıp koyuyorsunuz. Buradan girişi görebiliyorsunuz. İkincisi şuradan gelip şu arkaya attığınız kamera. Bunu oyun başında ya el başında direkt atarsanız kimse var mı yok mu agresif bir info almış olursunuz. Ama varsa kırılmama ihtimali yok bu kameranın da. Bir tane daha kamera var. Bu da aynı şekilde A'da girişe attığımız kamera gibi. Bu sefer buraya geliyorsunuz. Bunun üstüne bırakıyorsunuz. Aynı girişin üstünde olduğu için kırılması zor bir kamera. Ve retake atarken de bayağı önemli. Evet, split'e geldik. Split içinde biliyorsunuz ki en çok atılan tuzaklardan birincisi bu. Yine aynı şekilde kırması zor olduğu için. Ya da bir tane normal atabilirsiniz. Daha erken info almak için. Mesela site'e geçelim. Bomba tahmin ettiğiniz üzere %80 buraya kurulacak. O yüzden eğer ki retake için oynuyorsanız bu da bombayı kurmalarını geciktirecek bir trap. Bir tane de buraya koyuyorsunuz. Bu da site'e geçip geçmediklerini anlamak için atacağınız bir tane trap. Eğer site'de oynuyorsanız backside'da da bir tane trap aşağı, bir tane trap de şuradan
Buraya geliyorsunuz. Şuradaki çizgiyi gördünüz değil mi? Normal çizginin ortasına eğip alıp attığınız zaman buranın tam üstünde kalıyor. Bunu açtığınız zaman da Case adamların ayaklarını görüyorsunuz aynı şekilde. Ve arka tarafta burada oynayıp çok rahat killer alabilirsiniz. Kamera konusuna geldiğimiz zaman da yani herhangi bir Cypher oynayan hatta oynamayan herkesin bildiği şu kamera ama hala güçlü. Bunu güçlü olmayacağı bir güncelleme gelmeyecek. Çünkü her türlü adamların ayaklarını görüyorsunuz ama kırılacak yani. Bu kameranın kırılmama şansı yok çünkü herkes biliyor artık. Başka bir kamera atmak istiyorsanız da illa yani Cypher oynadığınız zaman değiştirmeniz gerekiyor. Atabileceğiniz bir tanesi şu. Şunun üstünde kalan. Bunun daha fazla daha az açısı var ama kırılması daha zor bir kamera çünkü bilinmiyor. Bir tane atabileceğiniz de burası var. Şuradayken daha da yukarı atabilir miyiz bunu? Şuraya atabiliyorsunuz. Bu kamerada City'ye girişi görüyor, Heaven'ı görüyor, buradan girişi görüyor. Yine baya güzel bir kamera ve çok az atılıyor. Kullanırsanız elbet bir faydasını görürsünüz. Ve biliyorsunuz ki Sage'e gelen nerflerden dolayı Sage çok az oynanmaya başladı. Defansta Sage'in oynanıyor olması demek, şu mid'de duvar açılıyor demek. Bu da mid'e girişi çok fazla geciktiriyordu. Artık Sage olmadığı için mid to B'ler çok arttı biliyorsunuz ki. Bu yüzden Cypher'ı Heaven'da da oynayabilirsiniz. Bunu oynarken atabileceğiniz kameralardan bir tanesi şurası tam. Buraya atmanız size bu mid girişinizi görmenizi sağlayacak. Ve şu zımbırtının arkasına kaldığı için kırılması da zor bir kamera. Veya çok basit bir şekilde şuraya da atabilirsiniz el başında. Attığınız traplerde de önemli bir trap yok. Bir tane trap buraya attığınız zaman buralarda oynayıp trap'in kırılma zamanına göre pikleyip vurabilirsiniz. Evet, A'ya geldiğiniz zaman da benim en çok yapmayı sevdiğim şey ki mantıklı olan gibi geliyor bana. Bir tane trap buraya kurmak ki rampaya geldikleri zaman göreceksiniz. Bir tane trap de buraya kurmak. Burada atılabilecek yerde çok fazla şaşal trip wire'lar yok. Birer tane de kafes attığınız zaman çok rahat girişlerini kapatmış oluyorsunuz. Anlatabileceğim tek şey şuradaki birinci dinozora gelip şuradaki şeyleri görüyorsunuz değil mi? Bir, ikinci, üçüncü şey. İkincisinin tam ortasına aim alıp attığınızda şurada kalacak. Geriye çıkıp açıp Case altından ayakları gözüken kişileri vurabilirsiniz. Evet, bir tane yeni kamera göstereceğim size. Diğer ekstra önceden anlattığım kameralara ekstra bir kamera yok. Fakat yeni bulduğum şu kamera var. Onu da buraya gelip zıplayıp tam böyle kenardayken koyduğunuz zaman şuradaki sağ tarafta girişlerini görebiliyorsunuz. Agresif info almak özellikle split'te bayağı işinize gelebilir. Evet, bind'e geldik. Bind B site'dan başlıyorum. Bu sefer atabileceğiniz yine çok fazla trap var. Bind Cypher'ın özellikle oynanabileceği en verimli maplerden biri. Şurada bir tane var. Bu yerde olduğu için genelde kontrol edilmiyor hala. Biliniyor, çoğu kişi biliyor fakat hala çoğu kişi kontrol etmiyor. Ve kırması da zor bir trap olduğu için. Veya şuraya bir tane bırakabilirsiniz. Bu daha erken info almanızı sağlayacak. Bir tane şu trap var. Bu trap'in atılması da demek, buradan atlayan bir kişinin buna yakalanıp havada böyle süzülmesi demek. Bedava kill yani. Onun haricinde şöyle bir trap. Burada çok fazla seçeneğimiz var. Şöyle bir trap. Ya da şöyle bir trap atabilirsiniz. Bunların hepsini karıştıra karıştıra koyabilirsiniz. Yerlerini de değiştirebilirsiniz. Mesela bu sefer bunu değil de buraya bir tane daha uzağa atabilirsiniz. Bu kafeslerde koyduğunuz cage'lere göre değişir. Mesela şuraya bir kafes attıysanız bir tane daha derine cage atın ki cage'i açtığınız zaman bu trap'i görmeyip atlamaları daha olası olsun. Bir tane de şuraya bırakıyorum. Şunu attığım zaman genelde o koyduklarım zaten bir bu oluyor, bir de bu yatay olan oluyor. Bunun atılması da demek, bunu açıp Case bunda takıldığı zaman siz görüp çok rahat bir şekilde vurabileceksiniz. O sizi göremiyor olacak sonuçta. Kameralara geldiğimizde de hala longa attığımız, erken info atıp almak için atabildiğimiz kamera gayet güzel çalışıyor. Şu kamera var. Bunun haricinde bir tane bu girişlerine atabilirsiniz. Bu yine üstte olduğu için kırılması daha zor bir kamera olacak ve eğer retake atacaksınız site'a yani site'den geri çekilmiş ve arkadaşlarınızı bekliyorsanız bu kameranın olması da bütün site'a görüşünüzün olması demek. Şu kamera hala duruyor.
gösterirsem. Kamerada hala Hukai ve Long'un girişini görüyor. Bir de şu. Yüksek atabileceğimiz kamera. Bu da aynı sol taraftaki gibi olan kamera. Fakat hem Hukai çıkışından infosu hem de Long çıkışta infosu var. Bir tane daha göstereceğim. Buradan inmeme gerek yoktu. Bu kamerada iyi yanı şu. Hukai'dan gelen kişilerin ayaklarını görüyorsunuz. Ve gelen kişi şuraya kadar gelmediği sürece şu köşeye kadar bu kamerayı görüp kıramayacak. Yani çok rahat kameranız kırılmadan info alabilirsiniz. A site'e gelince de genelde Cypher oynadığım zaman A site oynamıyorum. Ama oynarsam attığım traplerden biri bu oluyor. Ki short girişinin infosunu alayım. Diğeri de bu oluyor. Bunu atma sebebim de bunu çıkmadan kıramıyorlar. Çıkmadan kıramadıkları için de her türlü siz Hukai'dan birinin çıktığı infosunu alıyorsunuz. Bunlara trap de direkt cage'lerin altına trap atabilirsiniz. Bu aynı bir smoke gibi çalışacak. Ve short smoke bind'da A site'da kesinlikle çok önemli. Kamera konusuna geldiğimiz zaman da bir tane kamera buradaki şeyde mavi olduğunda zıplayıp koyduğunuz. Bunun tek amacı yüksek pozisyonda olduğu için bütün site'in infosunu alıyorsunuz. Veya şuraya attığımız kamera var hala. Mavi olunca koyduğunuz zaman dumanların arkasında kaldığı için görülmesi zor oluyor. Ve yine bütün site'e görüşünüz var. Bir tane de şuradaki kamera var. Bu kameranın iyi yanında söyleyeceğim. Atınca. Bu kameranın iyi yanında Hukai girişini görüyorsunuz. Artı short'a da görüşünüz var. Bunu biraz daha sol tarafa atabilirsiniz. Evet, Haven map'inde C site'e geldiğimiz zaman da burada yine çok basit traplerimiz var. Trap'in birincisini buraya atıp ikincisini buraya attığınız zaman hem long girişinin hem double door girişinin infosunu almış olacaksınız. Eğer ki double door'a ya da buraya atmak istemeyip site'in arkasında oynamak istiyorsanız da şu tarz bir trap atabilirsiniz. Bu da size bu taraftan pushladıklarında kesinlikle info alacaksınız demek. Bunu attığınız zaman da bir tanesini de buraya atmanızı öneririm. Yine aynı şekilde buradan buraya kadar uzanan bir şey. Kırmadan size geçmeyecekler. Bunları attığınız zaman da kafesleri tamamen sizin şeyinize göre dizayn etmeniz lazım. Eğer bu trap attıysanız bir kafes buraya, bir kafes buraya. Eğer bu trapleri attığınız zaman da bir kafes buraya, bir kafes de buraya atmanız lazım ki siz bu infoları aldığınızda bu kafesleri tetikleyip çok rahat bir şekilde çıkıp vurabilmeniz için. Kamera konusuna geldiğimiz zaman da C site'da atabileceğiniz en önemli kamera bence şu anda şu en köşeye kadar geliyorsunuz bu kutu. Düştüm. En köşesine kadar geliyorsunuz. Şurada mavi olunca zıplayıp bakın zor biraz ama birkaç kez yapınca alışıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Bu da hatırlıyorsanız eğer Keron'un Cypher oynadığı zamanlarda Haven'da oynadığını bu kameraya her zaman atıyordu. Çünkü hem double door'a görüşü sağlıyor hem long'da şuradan gelen kişinin direkt infosunu almış oluyorsunuz. Bakın ben size bu kamera nerede onu göstereyim. Giren kişi şuradan giriyorsunuz. Kamera burada. Evet, Haven'ın A site'ına traplere geldiğimiz zaman da yine basit traplerimiz var. Birinci trap buraya long'a atıyoruz. İkinci trap'i de short'a ya derin atıyoruz ya biraz daha geriden atıyoruz. Trap'te bu iki tripwire içinde atacağınız tuzak bu olabilir. Onda sıkıntı yok. Diğeri de bu olacak. Herhangi bir ip triggerlandığında, biri kırdığında veya geçtiğinde trap açıyorsunuz. Short'takinde, long'takinde de bunu açıyorsunuz. İkisinde de çok rahat killer alabilirsiniz. Evet, kamera noktasına gelince de bu Heaven'dan hafif kendinizi çıkartıp attığınız birinci kamera bu. Bu taşın arkasına kaldığı için görünmesi biraz daha zor ama genel olarak yine bilinen bir kamera. Ama bütün site'da da görüşü sağlıyor. Atabileceğiniz diğer bir kamera da bu, fark etmiyor açıkçası. Şu taşlardan herhangi birine koyabilirsiniz. Bunların açısı daha geniş. Ama bunu dediğim gibi herhangi biri rush'larken açarsınız bu kamerayı direkt kırılır. O yüzden böyle bir kameraya atıp retake'e bırakmak çok daha mantıklı. Evet, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bütün maplerde gösterdim. Sadece Haven Bay'i göstermedim. Onu da yani oynayan yok. ben de oynamıyorum. B'de Cypher oynamak yani çok düz skiller kullanıyor. Öyle ekstra bir kamera da yok. Ekstra bir tuzak da yok. Bu yüzden göstermek istemedim çok da. Ama eğer Haven A site'da farklı bir kamera istiyorsanız buraya kamera atabilirsiniz. Ve bu çimlerin arasında olacağı için asla gözükmeyecek bir kamera. Tek sıkıntısı şu.
Siz de çok bir şey göremiyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın.